Efendim Söyleme Haber Ajansı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine yeni bir haber videosuyla birlikteyiz ve Antalya dünyaca ünlü Konyaaltı sahilindeyiz ve Konyaaltı sahilinde trafik gerçekten çok hareketli ve yoğun ve insanlar hava sıcaklığının çok yoğun artması ve bir de bununla birlikte yoğun bir trafik olması insanları soluğu Antalya Konyaaltı sahilinde serin sulara kendini bırakıyor. Biz de bugün bu trafiği izlemek ve takip etmek için dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde kendimizi biz de yarım paça suya bırakmış olduk efendim. Efendim şu anda Antalya Konyaaltı sahili tamamen pik yapmış durumda. Dünyanın dört bir yanından gelen insan trafiği var. Biliyorsunuz pandeminin gevşetilmesiyle beraber yaz sıcakları da tavan yaptı. Bu yaz sıcaklarıyla birlikte nem oranı da çok yüksek. Yani 40 derece sıcak varsa bunun üzerine bir de nem koyduğunuzda 50 dereceye tavan yapmış bir Antalya sıcağından bahsediyoruz. Ve insanlar soluğu denize alıyorlar. Akdeniz'in mavi sularına kendini bırakıyorlar. Yanımızda bir hanımefendi var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. İsim nedir? Meral. Meral Hanım, memleket neresi? Gaziantep. Gaziantep'ten mi geliyorsunuz? Ya burada yaşıyorum. Gaziantep'liyim ama Antalya'da yaşıyorum. Antalya'da yaşıyorsunuz. Şimdi pandemi sonrası ve bir bayram trafiğinde dünyanın dört bir yanından gelen bir insan trafiği var. Evet, yoğunluk var. Aşırı derecede yoğunluk, kalabalık. Ama sıcaklarda bulunan insan herkes sahile akın ediyor. Çok kalabalık. Konyaaltı'nı ve Antalya'yı birkaç cümle anlat desek neler söylersiniz buraya? Konya, Antalya tam yaşanılacak yer. Deniziyle, yeşilliğiyle, sıcaklığıyla çok güzel bir yer. Tam yaşanılacak yer. Herkes gelsin mi buraya? Gelsin tabii ki. Bak herkes geldikçe... Herkes gidip görmesi lazım. Vallahi herkes Antalya'ya geliyor ama bu yazdan sonraki pandemi süreci, virüs süreci de nasıl bir tavan yapar onu da merakla bekliyoruz. Tabii ki o zaman tavan yapacak virüsüyle. Herkes şu an çünkü çok bayağı bir normale dönmüş şekilde. Yine 10. aydan sonra herkes yine bir kapanmaya girer herhalde. Boş zamanlarında Konyaaltı dışında neler yapıyorsun, nerelere gidiyorsun? Çok bir yere gidemiyorum çalıştığım için. Çok fazla gezemiyorum. Fırsat buldukça soluğu Konyaaltı'nda mı alıyorsun? Genelde Konyaaltı'na geliyorum. Nefes mi alıyorsun? Evet, burası çok güzel. Çünkü sahili çok güzel. Evet. Meral bir de Gaziantep'li olduğunu söyledi. Gaziantep'te gastronomisi kültürünün tavan yaptığı Güneydoğu bölgesinin başkentlerinden bir tanesi. Çeşitli zamanlarda Gaziantep'i de ekranlara getirmiştik. Gaziantep deyince gastronomide hangi tür yemekler saymak lazım? O kadar çok çeşitli yemek var ki. İşli köfte, lahmacun, kilis tavası, patlıcan kebabı. Ali Nazik, Beyran, paça, yani bayağı bir çok çeşidimiz var. Ya baklavasını falan... Baklavayı zaten söylemiyorum. Baklavayı söylemiyoruz. Baklava söylemiyorum. Muhakkak oraya da gidip yemeleri lazım, tatmalar lazım. Gaziantep'in tatlarını. Ne tavsiye edersin yiyecek olarak? Ne tavsiye ederim? Abi, sabahleyin bir sütle katmeri başta tavsiye ederim. Sabah kahvaltısında ciğeriydi, nohutuydu biliyorsunuzdur dürümü. Onlar çok güzel oluyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Sabahları kahvaltıda ciğer dürümü. Ciğer dürümü yiyorlar. Nohut dürümüyle ciğer dürümü yiyorlar. Ya, bakın size tuhaf gelebilir. Başkalarına çok böyle ağır gelebilir ama Antepliler öyleler yani. Yani Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Mardin bu evet. Bölgelerde hakim. Aynen. Mesela güne ciğer dürümüyle, nohut dürümüyle başlamak nasıl? Güzel. Adamı zinde mi tutuyor? Zinde tutuyor. Bir de acı yiyorlar yani kahvaltıda bile acı yiyorlar. Görüyorsunuz güzelliği. Gaziantep gastronomisine acıya bağlı. Hem tatlı hem acı. İkisi bir arada olunca. Evet. Öyle. Gerisini çok söylemeye gerek yok diyorsunuz. Aynen. Peki o zaman biz buradan Antalya Konyaaltı'ndan Gaziantep'e ve Meral'ın sevdiklerine bir el sallayalım. Selamlar herkese. Evet. Öpüyorum hoş herkese. Geldiniz. Hoş bulduk. Efendim tanıyabilir miyiz? Adana'dan geliyorum ben. Hoş geldiniz. Sağ olun, iki gündür buradayız. Deniz güzel, temiz.
Ancak derinlik açısından biraz küçükler için sıkıntı var. Bizler için bir problemi yok ama gayet de güzel. Su temiz önemli olan. Adanalıyız, Allah'ın adamıyız. Evet. Adana'ya selam olsun. Selam olsun. Yani yerleşik düzen Adana'da mı? Evet. Antalya'ya sık sık geliyor musunuz? Yani 2-3 yılda bir geliyorum. Emekli olunca tabii biraz daha sıklaştı. Çocukları getirdik tatil için. Kaç gün kalacaksınız? Bayram sonuna kadar. Bayağı da uzun bir zaman. Evet evet evet. Bu üçüncü günümüz, işte 2-3 gün oldu. Bir hafta falan daha kalmayı planlıyoruz. Nasıl buldunuz Antalya'yı? Antalya güzel her zamanki gibi. Daha önce de gelip gidiyorduk zaten. Alternatifler de var, ilçeler var mesela, Kemer var. Dün şeye gittik, Lara'ya. Orayı pek beğenmedik, çok kirliydi deniz. Ama burası gayet güzel. Zaten kalabalıktan da insanların buraya rağbet gösterdiği ortada. Çok yoğun bir trafik var. Yani bugün sadece Türkiye içinden değil, dünyanın dört bir tarafından. Evet evet. Zaten çevreye baktığın zaman aşağı yukarı onu da hissedebiliyorsunuz. Şu gördüğümüz insan trafiğinin üçte ikisi neredeyse dışından, evet. Almanya'dan, Rusya'dan, evet. Gelen yabancı turistler daha çok hakim. Evet. Peki insanlar nasıl kullanmalı? Temiz kullanıyoruz mu? Vallahi ben önceki yıllara göre biraz daha temiz buldum. Çünkü yeni bir düzenleme de yapmışlar parklar. Özellikle bisiklet yolu, yaya yolu. Otoparklar eskiden burada yoktu. Ben aşağı yukarı 10-15 yıldır gelirim burada bu telif tarihlerden. Daha önce bu kadar düzenli değildi. Biraz daha düzen olmuş ama tabii mutlaka daha biraz daha temiz, biraz daha düzenli olabilir. Yani buraya gelen, buraya kullanan insanların da bu konuya dikkat etmesi gerekiyor. Mutlaka mutlaka. Zaten bizden geçiyor her şey. Yani ne yapıyorsak biz nasıl yapıyoruz. Görmek istiyorsak öyle bırakıyoruz. Evet zaten. Evet tabii, kesinlikle öyle. Efendim çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hoş ya geldiniz benim. Adana'ya selam yolluyoruz. Sağ ol. Efendim, Konyaaltı'nın en keyifli yiyeceklerinden bir tanesi. Karpuz. Karpuz. Korkuteli karpuzu mu? Aynen. Kolay gelsin. Sağ olasın abi, teşekkür ederiz. İsim neydi? Murat Koyunlu. Murat'cığım nereden geliyorsun? Korkuteli'nden, Antalya. Korkuteli'nden. Aynen, Alaaddin Mahallesi'nden. Alaaddin Mahallesi'ne selam olsun. Aynen. Peki ne söylersin? Konyaaltı çok kalabalık, trafik hareketli. Aynen, çok kalabalık. Yani bir pandemi sürecinde olmaması gereken şeylerden bir tanesi. Hani millet sosyal mesafe uymamaktan çıkmış artık. Herkes yan yana dip dibe. Ben aldım diye işte. Çok kalabalık yani abi. Dikkat eden de yok. Dikkat eden yok zaten abi. Önemli olan kurallardan bir tanesi o. Maske, zaten maske kuralına uyan yok. Şu an Antalya Konyaaltı'na günlük yaklaşık 200 uçakla günlük 50-60 bin trafik var. Aynen abi. Yani yurt dışından, Rusya'dan, Almanya'dan, Ukrayna'dan. Aynen abi. Peki ne olacak bu yaz sonunda? Patlama yaşanır abi, virüs patlaması yaşanır. Yani aşı falan diyorlar da aşının fayda edeceğini pek fazla zannetmiyorum abi. Yani kalan sahalar bizimdir, gidenlere güle güle mi olacak? Aynen, bay bay. Öbür dünyada görüşmek dileğiyle. Öyle gözüküyor yani. Aynen abi. Peki Murat'cığım çok teşekkür ediyorum. Eyvallah abi. Ben hemen arkadaşlara da birkaç cümle konuşalım. Bana vallahi soru sorma. Askerim kafam bulanık. Kolay gelsin. Karpuzun kelek çıkmış. Yani. Git karpuza gel biraz. Karpuz da kelek çıkmış. Bakın Korkuteli karpuzu diye reklam yaptı. Korkuteli değil dayı bu. Konyaaltı'dan aldık. Ya bu girişte aldık. Ya biz açılışta öyle demiştik ama yani Murat. Sanırım bir karışıklık olmuş. Korkuteli değil bu karpuz. Değil. Siz de mi Korkuteli'nden geliyorsunuz? Korkuteli'nden geliyoruz. İsim neydi? Muhammed. Muhammed, sen neler söylersin burayla ilgili? Murat. Valla yaşanacak memleket ya. Yani ne güzel yer işte. Çok kafam karışık diyor. Valla. Karışık ve dolaşık. O yüzden fazla dolaştırmayalım biz burayı. Yani. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Aşık bir yaşam. İsim nedir? Mehmet Güloğlu. Güloğlu, sen neler söylersin Konyaaltı'nda? Çok güzel ya. Başka ne diyeyim, aklıma gelmiyor. Sık sık geliyor musun buralara? Nadir, fazla gelemiyoruz. İş dolayı. İş yoğun mu? Aynen. Buraya geldiğinde ne hissediyorsun? Yaşanacak çok güzel ya. Eğlenceli. Çok eğlenceli diyorsun. Aynen. Evet, çok teşekkür ediyorum. Arkadaşıma hemen bir selam verip
Devam edelim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim abi. İsim nedir? Alihsan. Alihsan'cığım sen neler söylersin? Konyaaltı çok güzel bir turizm bölgesi. Turistlerimizin çoğunlukla geldiği, keşfettiği yerler. Çok güzel ama korona şu anda her yeri saldılar. Her taraf açıldı. Ama ileride çok kötü olacağını düşünüyorum. Aşılar da çok fayda etmeyecek. Çünkü hani hiç sosyal mesafeye insanlar iç içe birbirine. Dikkat eden de yok zaten. Dikkat eden de yok. Gördüğünüz gibi kimse de maske de yok. Hakkımızda hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun Halisancı. Teşekkür ederim. İyi kelek karpuz yemeler. Teşekkür ederim abicim. Afiyet gel olsun. Gel beraber olsun. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Evet efendim, Antalya Konyaaltı sahilinde trafiğin yoğun olduğunu, insanların kendini sıcak havada serin sulara bıraktığını belirttik. Az önce de söyledik, haber işinde de söyledik. Antalya'da yurt içinden ve yurt dışından gerçekten büyük bir trafik, şu an insan trafiği akıyor. Ve inşallah sonumuz hayır olur. Neden hayır olur? Yani yazın sonu bahar ve baharda nasıl bir tabloyla karşılaşacağız? Nasıl bir delta varyantından bahsediliyor? Koronavirüs hala atlatılmadı. Maske, mesafe, dikkat kurallarımız maalesef sıfıra indi. Çünkü usandık, sıkıldık, 1,5-2 seneden beri evlerimize kapandık. Bu yüzden de yani her esnekliği biz dünkü hayatımıza adaptasyonu sağlamak için elimizden geldiği kadar her şeyi bıraktık. Bu yüzden de bakalım önümüzdeki zaman dilimi inşallah sağlıksal açıdan bize daha ciddi faturalar ödetmez diyor. Antalya Konyaaltı sahilinden selam ve saygılar yolluyoruz.